Hepinize selamlar, Kolaçan'a hoş geldiniz. Uzun zamandır beklenen B ehliyetle yani araba ehliyetinizde 125 cc'ye kadar olan motorları kullanabilmenize izin veren yönetmelik sonunda yayınlandı. Ama bilmeniz gereken çok önemli maddeler var. Bu videoyu sonuna kadar izlemeden benim B ehliyetim var 125 cc kullanabiliyorum diye hemen motoru alıp trafiğe çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelin hep beraber detaylara bir bakalım. Evet, birçok kişinin sabırsızlıkla beklediği B ehliyette 125 cc kullanabilme yönetmeliği sonunda yayınlandı. Ancak beklenildiği gibi yayınlanmadı. Öyle benim B ehliyetim var, alayım 125 cc motosikletle trafiğe çıkayım kullanayım gibi bir durum söz konusu değil. Belirli şartları ve yükümlülükleri var. Mağdur olmamak için, ağır cezalar yememek için videoyu sonuna kadar izlemenizi, hatta bu videoyu da arkadaşlarınıza, sosyal medya hesaplarınıza paylaşmanızı rica ediyorum ki kimse mağdur olmasın. Gelelim şartlara. B ehliyetinize 125 cc kullanabilmeniz için şu şartlara yerine getirmiş olmanız gerekiyor. Birincisi, B ehliyetinizin 2 senelik olması lazım. Yani 2 senedir sizin B ehliyetinizin olması gerekiyor. Bu ne demek? 18 yaşında B ehliyet alındığını düşünürsek, yani bu yönetmelikten yararlanmak için 20 yaşında olmanız lazım. İkinci şartta diyor ki, başvuru yaptığınız tarihten itibaren geriye dönük 5 yıl içerisinde ehliyetinize geçici ya da daimi şekilde el konulmamış olması gerekiyor. Yani ehliyetinizi herhangi bir sebepten kaptırmamış olmanız gerekiyor son 5 sene içerisinde. Üçüncü madde diyor ki, gerekli sağlık şartlarına sahip olmanız lazım. Buraya kadar normal. Diğer önemli madde de diyor ki, en önemli maddelerden bir tanesi bu. Sizin sürücü kursu yönetmeliğine dair gerekli görülen eğitimi almanız ve eğitimin sonunda da uygulama sınavını başarıyla geçmiş olmanız gerekiyor diyor. Yani sizin B ehliyetiniz var. Sürücü kursuna başvuracaksınız. 2 yıllık B ehliyetinizin olması gerekiyor. 5 yıl öncesinden ehliyetinizi kaptırmamış olmanız gerekiyor. Sürücü kursuna başvuracaksınız. Ben 125 cc'yi kullanmak istiyorum diyeceksiniz. Sizi A1 ehliyete alır gibi aynı eğitime tabi tutacaklar. Akabinde de bir sınava tabi olacaksınız. Sınavda da başarılı olursanız 125 cc kullanabilirsiniz diyor. Şimdi diyebilirsiniz ki, normal gidip bir ehliyet almaktan ne farkı kaldı? Normal ehliyet almaktan şöyle bir farkı var. 2500 TL olan ehliyet harcını, kart parasını yatırmamış oluyorsunuz. Oradan bir karınız var. Ama onun dışında kurs ücretini mecbur vereceksiniz. İşte kurs ücreti, sınav ücreti, bunlar verilecek. Ama sadece ehliyet harcını yatırmıyorsunuz. Çünkü siz 125 cc kullanım hakkı elde ettiğinizde ehliyetiniz değişmiyor. Sadece ehliyetinize bir sertifika yükleniyor dijital ortamda. 125 cc kullanmaya başlıyorsunuz. Ha, mantıklı olan gidip doğrudan A2 ya da A almak, yaşınız yetiyorsa, şartları yerine getirebiliyorsanız. Bunların dışında bazı önemli noktalar, kriterler var ki en önemlilerinden bir tanesini söylüyorum. Bak, bu çok önemli. Aldığınız bu B ehliyetle 125 cc kullanım hakkıyla motokuryelik yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani şunu düşünen arkadaşlar için, bu yasada şunu bekleyen arkadaşlar için, ya 125 cc yasası çıksın da işte hafta sonları ya da part time kuryelik yapayım ya da ehliyet almayayım boşu boşuna, bu yasadan yararlanıp kuryelik yapayım diyenler için tam bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü bu yönetmelikten yararlanarak kuryelik yapamıyorsunuz. Bu yönetmelikten yararlanırsanız ticari faaliyet gerçekleştiremezsiniz diyor. Ancak şöyle bir kriteri var. Siz şimdi bu yönetmelikten yararlandınız. B ehliyetinizde 125 cc hakkını kazandınız, işte eğitime ve sınava girerek. 2 sene içerisinde paranızı yatırıp, bu ehliyet harcını 2500 TL'yi 2 sene içerisinde yatırıp, yıllar geçtikçe fiyat artabilir, bunu yatırırsanız normal bir A1 ehliyetiniz oluyor sizin. O A1 ehliyetiyle kuryelik yapabiliyorsunuz. Yani böyle bir hak tanımışlar. Devlet size diyor ki, B ehliyette 125 cc yönetmeliğinden yararlandın ama hobi olarak kullanabilirsin. 2 sene içerisinde gelip bana parayı yatırır da harç parasını ödersen sana motosiklet ehliyeti de tanımlarız ve o zaman kuryelik yapabilirsin. Bunun süresi de 2 yıl arkadaşlar. 2 yıl içerisinde yapabiliyorsunuz. 3. yıla girdiğinizde sıfırdan gidip motosiklet ehliyetine yazılmış olmanız gerekiyor. Yani yine aynı şeyleri aynı tekrar yapmanız gerekiyor. Böyle bir yönetmelik. Şimdiki hali bu. Daha sonra değişir mi, düzenlenir mi bilmiyorum ama şu anki hali bu. Sadece sınav harcı avantajı var. Yani şöyle düşündüğümüzde gidip ehliyet almak çok daha mantıklı. Hem bu şartları yerine getirmekle uğraşıp hem de kuryelik yapamayacaksınız. Sadece 2500 TL'lik bir harç karınız olacak. Bence o harç karını da verip doğru düzgün bir ehliyet almak çok daha mantıklı hale gelecektir. Yeni gelişmeler oldukça ben yine size buradan ve Instagram'dan paylaşacağım. Soracaklarınız varsa yorumlara lütfen yazın ya da yorumlarınızı da belirtin. Yorumlarda tartışmaya, konuşmaya devam edelim.
Instagram'dan da anlık olarak bu haberleri paylaşıyorum. Instagram'ı da takip ederseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.